çok zor gibi. Tepe'yi anlatacaklar. Urfa ile ilgili bilgileri vermek adına, dinlenmelere, oturmaları adına yapılmış olan bir alan. Orada da araçlara kaza alanında iş yapıyor. Tercih ediliyor. Evet, bereketli hilalin üç kısmında yer alıyor. O yüzden özellikle burası verimli top. Biraz bu alanları turizme kazandırmak zor. Bir kazı değil. Çıkarılanı koruyup demir çağı. Evet, şuradan başlayalım. Şimdi bir araya geldikten sonra onların çeşitli ihtiyaçları hasıl oluyor. Bu ihtiyaçlara binaen yerleşik hayat ve tarım yapmak zorunda kalıyorlar. Ve ondan sonra zaten bu yerleşik hayata geçtikten ilkel bir zaman, yaşam tarzı sürdüğü biliniyordu. Yani Göbekli Tepe işte... Bu taşlar üzerinde eserlerden tabaklarının olmasının bir anlamı olmalı. Ya müşrikleri, ya inandıkları, ya tutan saygılar hayvanları yaşıyor. Çok çok büyük yani imkanlarda değil, atarsınlar. Dolaşamayacaklar. Bunlardı zaten. Tabii bu süreç daha geriye gidiyor. İlk var olan insanın çok büyük bir olmalı. Şimdi de aynı şekilde. Ve etrafında diğer... Adak için tanrılara yapılmış, adak istenleri yediliyor. Burada kurbanlar, törenler yapılıyor. Belki yani sadece dini törenler desek çok doğru olmaz. Belki evlilik törenlerini de yapılıyor. Sınıf toplamı özel bir alan seçilmişti başkanım. Buradaki ustalık çok önemli. Bakın başkanım, bu taşların boyu 6 metre ağırlık. Dünyanın ibadet merkezi. Yani ilk mimari, ilk İfade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız hafta içerisinde 2019 yılının turizm yılının Göbekli Tepe turizm yılı olduğunu ilan etti. Bu ilanı yaptıktan sonra bizler de bugün il teşkilatımız ile Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte çalışmaları yerinde görmek üzere alana geldik. Biz Şanlıurfa olarak buna hazırız. Tüm dünya insanlığına buradan sesleniyoruz. 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan Göbekli Tepe'yi gelip gezmelerini, görmelerini bekliyoruz. İl olarak turizm şehriyiz, kültür şehriyiz, Mezopotamya'dayız. Bu alanı görmelerini, insanlık tarihinin başlangıç noktalarını görmek üzere tüm insanları davet ediyorum. Altyapımız, her şeyimiz hazır durumda. İlgili kurumlarımızla da bir araya gelip gerekli tüm tedbirleri, hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Bugün de burayı gezdiğimiz zaman alan olarak hazır olduğumuzu gördük. Bir takım düzenlemeler gerektiği kanaatindeyiz. Onu da en kısa sürede hazırlayıp tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Burada Göbektepe mekanda tüm dünyaya sesleniyorum. Türkiye'deki tüm vatandaşlarıma, milletime sesleniyorum. Burası tarihin başlangıç noktası. Burası tarihin sıfır noktası. 12 bin yıl öncesine gidiyoruz. Tarihi ve medeniyeti anlamak istiyorsak bu sıfır noktadan başlamamız gerekir. İşte insanlığın avcılık hayatından medeniyet hayatına geçişinin, toplumsal hayata geçişinin bir başlangıcı. İnsanlar ilk defa bir sosyal hayata dönmüşler ve burada toplantılar yapmışlar. Burada kararlar almışlar ve bunları sembolize etmişler. Taşlara bu sembolleri işlemişler. İşlenen bu semboller kanaatimce yazının da bir başlangıcı. Burası piramitlerden evvel bir yapı. Bu nedenle de piramitleri anlamak, dünyadaki başka tarihi mekanları anlamak için buraya gelmek gerekir. Ben burada Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir tarihi konuya dikkat çekerek 2019 yılını turizmde Göbekli Tepe yılı ilan etmiştir. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz için de şunu ifade edebilirim ki bu bir turizm patlamasına neden olacak. Biz STK'larımızla, kamu kurumlarımızla, siyasetçilerimizle, halkımızla buna hazır hale geliyoruz. Biraz önce bilgi aldığımızda Göbekli Tepe'nin bu turizm akımına hazır olduğunu, açılışa da hazır olduğunu arkadaşlar bize bildirdiler. Ben Urfa'mız için, milletimiz için, insanlık için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada bizim diğer
diğer tarihi mekanlarımızı da tanıtım bir animasyon yapsak. Burada mı başkanım? Evet. Müzede biz onu daha çok veriyoruz. Parkolojik kurs, demir çağı. Evet, şuradan başlayalım. Şuradan devam edelim.